Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat yazılı yazılık programımıza başlıyoruz. 2. dönemin 1. yazılısında 2023'ün ilk edebiyat yazılısında çok iyi notlar almak istediğinizi biliyoruz. Sorular nereden geleceği belli arkadaşlar. Milletin Bakanlığı kazanımlarında net bir şekilde okullardaki edebiyat hocalarımıza bunları bunları anlatmalısın dendi. Biz de zaten hem birazdan yapacağımız yazılı provasında hem de yazılı notlarımızda hem diğer kitaplarımıza mutlaka kazanımlara uygun bir şekilde hareket ettik. Sizler şimdi birazdan mükemmel bir şekilde hem konu özetlerimizi hem sorularımızı dinleyeceksiniz. Çok güzel sorular hazırladık sizler için. Ardından da ardından da yazılı notlarından da çok güzel bir şekilde tekrar ettiğinizde inşallah yazılınızdan en yüksek notlar alacaksınız. Hadi bakalım intromuz girsin. Yazılımız başlasın arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar ilk dönemin konularına baktığımızda giriş konusu vardı hikaye şiir destan ve efsane vardı bu destan ve efsaneyi bir kez daha tekrar edeceğiz. Hani ilk dönemin son konularıydı. Tamlamalara da bakacağız. Ama bizim esas konumuz ikinci dönemin ilk konusu olan, beşinci ünite olan romanı detaylı bir şekilde göreceğiz. Zaten yazın notlarımızda da bununla alakalı detaylı bir şekilde sizlere bilgiler verdik. Burada zaten tüm dersler var. Biz edebiyat üzerinde bugün sizlere hepsini göstereceğiz. Cümle çeşitleri de çok önemli. Kazanımlara baktığımızda cümle çeşitleriyle alakalı ayrıntılı soru gelebileceğini görüyoruz. Cümle çeşitlerinde okulda hocalarınız detaylı bir şekilde işledi. Biz de birazdan süper bir şekilde anlatacağız. Buradan da hiçbir soru kaçırmayacaksınız inşallah arkadaşlar. Bunlar biraz daha ikinci hızlı konularına doğru gidiyor. O yüzden şimdi burada odaklarını bitireceğiz inşallah. Sonrasında hem özetlerimiz var hem bu özetlerden sonra şöyle göstermek istiyorum bulabilirsem. Evet bulamıyorum. Gördüğünüz gibi böyle boşluk doldurmalarımız, e, kutu doldurmalarımız, e, normal e, metin değerlendirme sorularımız var. Hiç hakika etmeden daha fazla da reklam yapmadan sürekli bunu göreceksiniz. İki de bir bunu anlar arkadaşlar diyeceğim. Niye? Çünkü yüz aldırıyor arkadaşlar size. Yani sadece edebiyatta değil, edebiyatta harici matematik, fizik, kimya, biyoloji hepsinin işinize yarayacak efsanevi notlar diyoruz ve ve hemen videomuza başlıyoruz. Şimdi ikinci dönem konularına başlayacağız dedik, Romandan başlayacağız dedik. Arkadaşlar romanda şu çok çok önemli. Roman diye şöyle başlığımızı atalım. Karışmasın bak buraya yazıyorum. Ro man diye yazıyorum bir kez daha roman diye. Tanzimat 1, Tanzimat 2, Servet Fünün ve Milli Edebiyat Dönemi romanına dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada bu üçü arasında bilhassa Tanzimat Dönemi romanı çok çok önemli. Niye? Çünkü toplum için sanat yapılacak ve burada olayın akışı kesilerek okuyucuya bilgi verilecek. Yani romantik romancılar var. Dolayısıyla mesela Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Felatun Bey'i, Rakım Efendi'yi anlatırken Rakım Efendi bizi övecek, Rakım Efendi gibi olun diyecek. Felahattin Bey ise eleştirecek, bunun gibi olmayın rezil bir adam diyecek. Olayın akışını keserek bize bilgi verecek ve yanlış batıllaşmayı, işte ne bileyim, buna benzer temaları bizlere gözümüze gözümüze sokacak. Yani tam bir romantik romancı. İkinci dönemde ise dönemin siyasi koşulları nedeniyle sanatçılar toplumsal konulara girmeyecekler. Sanat için sanat anlayışı benimsenecek. Yazar kişilerini gizleyecek ve realist ve naturalist eserler verilmeye başlanacak. Mesela burada Recaizade Amut Ekrem İlk realist roman Araba Sevdası'nı yazacak. Burada Bihruz Bey bir tip olacak yani yanlış batılaşan ama Felatun Bey'deki gibi yazar tarafından bize yönlendirilmeyecek. Yani bak Ahmet Mithat Efendi romantik romanlarda bu kötü, bu kötü, bu iyi, bu iyi, ey okuyucu beni iyi dinleyin derken Recaizade olayın akışını kesip okuyucuya bilgi vermeyecek. Ya da Sami Paşazade Sezai Dilber adlı romanında esir ticaretini cariyeliği anlatırken asla ve asla bize bir yönlendirme yapmayacak. Ya da Nabizade Nazım işte ilk köy romanını bir anlatırken ya da ilk naturalist roman Zehra'yı anlatırken bize asla bir yönlendirme yapmayacak. Sertifinin romanlarında ise sanat için sanat yine devam ediyor. Yasak aşk nedir o? Aşkı memnu, hayal hakikat çatışması, işte Halil Ziya Şaklıgil'in yazdığı batıl ilk roman olan Mavi ve Siyah'ta Ahmet Cemil mavi hayallerle, mavi hayallerle İstanbul'a gelecek. Simsiyah bir gecede geri dönecek. Bu da zaten tam bir Servet Fünun romanı olduğunu gösterecek bize. Ağır bir dil kullanılacak. Yine realist ve naturalist. Milli edebiyat dönemine geldiğimizde ise artık bayraklarımız asabiliriz. Niye? Çünkü yerlilik ve millilik belirleyici. Hatta kırmızı rengi alalım şöyle şurada. Yerlilik ve millilik belirleyici. Anadolu ve Anadolu insanı anlatılıyor. Milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı, Doğu Batı çatışması ee, işte sade bir dil realizm var. Burada Yakup Kadri'nin yabanı ...Refik gurbet hikayeleri, memleket hikayeleri... ...Haldep Adavar'ın işte Ateşten Gömleği... ...Reşat Tekin'in Yaprak Dökümü gibi eserleri çok çok değerli. Bunları da birazdan göreceğiz. Şimdi burada Tanzimat 1 ve Tanzimat 2'yi çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi Tanzimat 1'de toplum için var sanat. Tanzimat 2'de sanat için sanat. Burada konular günlük hayat ve tarih. Burada sadece konular günlük hayat. Burada yanlış kadına aşık olma, miras yedilik, cariyelik, doğu çalışması çatışması var. Kişiler tek yönlü ele alınıyor. İyiler iyi, kötüler çok kötü... Yazar kişiliğini gizlemiyor, olayın akışını keserek bilgi veriyor, rastlantılara çok yer veriyor, tasvirler süs ve dolgun soru ve romantizm akım var. Ama diğer tarafta alafrangalı gözentisi yine burada da olduğu gibi. Miras edilik, mutsuz evlilikler var, cariyelik var. Cariyelikten kastımız Sami Paşizade Sizayi'nin yazdığı Sergizeş romanındaki Dilber karakteri çıkar arkadaşlar sınavınıza. Kişiler biraz daha gerçeğe uygun olmaya başladı çünkü realizm ve naturalizm var. Yazar kişiliğini gizliyor, bilgi ve öğüt vermiyor, rastlantılar azalıyor ve ee, artık tahsiller süs ve dolgu unsuru değil. Şimdi burada bazı romanlar var bunları çok bilmeniz lazım. Sınavınızda yazılınızda yüzde yüz buradan sorulur arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Birincisi Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşkı Talat ve Fitnat ilk yerli roman. Dolayısıyla bunu mutlaka bilmeniz lazım. İlk yerli roman. Burada zaten karakterler belli. Talat ve Fitnat görücü usulüyle evlilik. Namık Kemal'in yazdığı intiba ilk Edebi roman arkadaşlar. Bu da sınavınıza çıkabilir. Burada intibah uyanış demek. Ali Bey mahpeyker ve dilahşup arasında yanlış kadına aşık olacak. Ve uyanacak. Ana diyecek ben yanlış yaptım. İlk e, tarihi romana baktığımızda da Cezmi'yi görüyoruz. Burada Cezmi, Adil, Giray kahramanlarımız ve İslam birliği anlatılıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felatun Bey ve Rakım Efendi'de direkt Doğu-Batı çatışması var. Felatun Bey Batı Rakım Efendi Doğu ve Felahattin Bey Alafran gözentisi rezil bir adam. Rakım Bey ise esas adam olacak. Bu bunun gibi olacak Ahmet Hüsnü Efendi bizlere. Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı sergüzeş. Bak içinde S, Ş, Z olan tek yazar da eser de bu. Dolayısıyla bunu iyi bilin. Burada Dilber adlı karakter üzerinden kölelik ve cariyelik anlatılacak. Burada araba sevdası ilk realist roman arkadaşlar. Burada Recaizade Hamut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'nda Bihruz Bey ve Perviş Hanım arasındaki alafrangalık gözentisi var. Burada konu yanlış batılılaşma. Yani yanlış batılılaşma. Araba sevdası günümüzde de olan bir şey. Öyle değil mi? Batılılaşma deyince aklımıza işte Alman arabası, İtalyan arabası geliyor. Hayır. Batı demek bu değil. Batı ilim ve fen demek. Nabizade Nazım'a baktığımızda Karabibik ilk Köy romanı olarak sınavlarda sorulmuş arkadaşlar. Burada da Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Karabük köyüne geçen olayları göreceğiz. Nabizade Nazım'ın Zehra'sı da ilk naturalist ögeler içeren roman. ilk naturalist ögeler içeren roman Zehra. Burada da kıskançlık, cariyelik ve miras edilik konusu var. Şimdi Haliz Ziya Şaklıgil'in May ve Siyah'ı ilk batılı anlamda roman diye geçiyor sınavlarda. İlk batılı anlamda roman. Ee, burada mavi hayallerle gelip simsiyah bir gece geri dönen Ahmet Cemil'in hikayesini görüyoruz Hayal Mavi Hakikat Siyah arkadaşlar. Aşk Memnun'un romanını defalarca okumuşsunuzdur ya da en kötü ihtimal 15 kez televizyonda dizisini izlemişsinizdir. Bihter ve Behlül arasındaki Yasak Aşk Adnan Bey tarafından son anda yakalanıyor. Konak Hayatı ve Yanlış Batılaşma Yasak Aşk var. Halil Ziya Aşak burada mesela naturalist ögeler de var. Niye? Bihter annesiyle aynı koşullarda yetişince o da aynı hata yaptı diyor yazar. Halil Ziya Aşak'la ilgili Kırık Hayatlar romanında da Ömer Bey hiç karakter olduğunu bilin. <laughs> Mehmet Rauf'un Eylül'ü de ilk Psikolojik roman arkadaşlar. İlk psikolojik romanda da Mehmet Rauf, Suat Hanım, Süreyya Bey, Necip Bey arasındaki yasak aşkı anlatacak Eylül adlı romanında. Şimdi devam ediyoruz. Milli Edebiyat romanlarına baktığımızda Halid Badıvar'ın Ateşten Gömleği ilk Kurtuluş Savaşı romanı arkadaşlar. İlk Kurtuluş Savaşı ile alakalı roman. E, ateşten bir gömlek yani Kurtuluş Savaşı sırasında aşk yaşamak ateşten bir gömlek. Ayşe, Peyami ve İhsan arasındaki mektuplarla giden bir aşkı göreceğiz. Vurun KP'de Aliye isimli bir öğretmenin itiraf devletleri tarafından işbirliği yapıyor diye, itiraf devletleri işbirliği yapıyor diye iftiraya uğraması anlatılacak. Yine Sinekli Bakkal'da Doğu Batı sentezi var. Rabia diye bir kız var. Babası kız tevfik tiplemesiyle görülüyor. ...Peregrini ile evlenecek. Ve dedesi Hafız böyle, onu Hafız olarak yetiştirmek istiyor. Ama onun içinde bir sanatsal e, güç var. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuş'ta Feride öğretmen, eğitim önemli. Eğitimci Feride. Reşat Nuri Güntekin yaprak dökümünde Ali Rıza Bey'in kızları yaprak gibi dökülecekler. Yanlış batılaşma olacak. Ferhunde tüm aileyi dağıtacak. Yakup Kadri'nin kiralık konak romanı, ilk romanı Kuşak Çatışması. Seniha Hanım ile Naim Efendi arası Kuşak Çatışması'nı göreceğiz burada. Yakup Kadri'nin yaban romanında Ahmet Celal Türk Aydın'ı Anadolu köylüsü tarafından yabancı olarak, yaban olarak görülecek. Burada da yine Aydın Köylü çatışmasını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada isterseniz biraz bunlarla alakalı biraz sorular çözelim. Sonra bu destan, efsane ve cümle türlerine geçelim. Hemen buraya geçiyorum. Şimdi demiş ki edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman arkadaşlar Eylül'dür. Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanı bileceksiniz. Türkiye'de ilk köy romanı Karabibik'tir arkadaşlar. Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik. Edebiyatımızdaki ilk naturalist roman yine Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra'dır. Edebiyatımızdaki ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'dır. Buradan sınavda yüzde yüz sorulur arkadaşlar. Bunları şimdi bir yazarlığında yazacağım. Edebiyatımızdaki ilk tarihi roman Namık Kemal'in yazdığı Cezmi'dir. Edebiyatımızdaki ilk edebi roman Namık Kemal'in yazdığı Uyanış anlamına gelen intibahtır. Edebiyatımızdaki ilk yerli telif roman yani ilk yerli roman esasında diğer adıyla Taşuku Talat ve Fitnat'tır. Taşuku Talat ve Fitnat. Yani Talat ve Fitnat'ın aşkıdır arkadaşlar bu romanın ismi. Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak isimli eserdir. Yazarlarını bir kez daha hatırlayalım bunların şöyle. Yazarları da önemli. Eylül'ün yazarı Sertifin'in dönemindeki Mehmet Rauf. Karabib'in yazarı Nabizade Nazım. Zehra'nın yazarı Tanzimat ikinci dönemde Nabizade Nazım. Arabe sevdası Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar Tanzimat 2. dönemde. Cezmi'nin yazarı Namık Kemal, İntibah'ın yazarı Namık Kemal, Taşkı Tarakçıklat'ın yazarı Şemsettin Sami, Telemay çevirmeni de çeviriyor çünkü Yusuf Kamil Paşa burada şeyden Fenelon'dan çeviriyor. Gelelim buraya. Tanzimat birinci dönem ikinci dönem romanının karşılaştırması size sınavda sorulur arkadaşlar. Şimdi burada Tanzimat birinci dönemde toplum için sanat anlayışı vardır. Toplum için sanat yaparsan sanatçılar. Toplum için sanat. Ama Tanzimat birinci dönemde böyleyken tanzimat ikinci dönemde sanat için sanat vardır. Peki neden böyle hocam? Çünkü tanzimat ikinci dönemde dönemin siyasal koşulları nedeniyle baskı var, sansür var. O yüzden de sanatçılar toplumsal konulara giremiyorlar. Sanatçılar toplumsal konulara giremediği için de sanat için sanat yapıyorlar. Burada arkadaşlar tabii ki e, yanlış batılaşma temel konuların başındadır. Yanlış batılaşma. Yanlış batılılaşma yazalım. Ve aynı zamanda kölelik konusu da çok yaygındır burada. Cariyelik konusunda görebiliriz burada. ...ve aynı zamanda alafranga tipler... ...alafrangalık... Ee, ala ...alafrangalık... ...alafranga... ...yazamadım hiç. bir daha güzel yazayım şöyle karışmasın... ...alafrangalık... ...özentisi... ...etkisini görürüz... ...ve evlilik yani görücü sülülü evlilik konusunda... ...burada çok rahat görürsünüz... ...burayı bitirelim sonra buraya geçelim... ...burada toplum için sanat yapıldığı için... ...halkın anlayabileceği bir dil kullanılması... ...amaçlanmıştır halkın... ...anlayabileceği bir dil vardır. Halkın anlayabileceği bir dil amaçlanır. Yazarın konumuna baktığımızda müdahale eder. Yani anlatıma, olaylara, anlatıma müdahale eder. Kişiliğini gizlemiyor. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Akım olarak sanatçılar duygularını yansıttıkları romantizm akımından etkilenirler. Duygu burada anahtar kelime. Ve temsilcilerine baktığımızda ilk yerli romanı yazan Şemsettin Sami... ...işte ilk edebi romanı yazan Namık Kemal... Aynı zamanda Felatun Bey ve e, Rakım Efendi'nin yazarı Ahmet Mithat Efendi önemli büyük romancılarımızdır arkadaşlar. Şimdi ikinci dönemi mavi renkli yazıyorum. Bakın burada yine miras yedili kavramı vardır. Niye? Araba sevdasında Bihruz Bey babasından kalan mirası araba sevdasıyla yiyor ve batırıyor. Niye? Çünkü aynı zamanda Bihruz Bey alafranga özentisi. Yani batıya özeniyor ama yanlış bir özenti. Aynı zamanda e, Sami Pazizade Sezai'nin yazdığı Dilber adlı romanda cariyelik var kölelik var, aile sorunları var ve tabii ki köy hayatını da roman olarak alabiliriz. Neden? Çünkü Nabizade Nazım'ın, hatta buraya yazalım, Nabizade Nazım'ın yazdığı kara büyük romanı bir köy romanı. Karakterler yaşanılan çevreye göre konuşturuluyor. Şimdi dile baktığımızda artık toplum için sanat yapılmadığı için, sanat için sanat yapıldığından süslü, sanatlı bir dil var diyebiliriz arkadaşlar. Ve burada anlatıcı anlatıma müdahale ediyordu. Burada kişiliğini gizliyor bak. Kişiliğini Artık gizliyor ve anlatıma müdahale azalıyor. Burada realizm var. Zaten ilk realist roman Araba Sevdası var. Realizm ve aynı zamanda Karabibik'ten, Zehra'dan hatırlayabileceğimiz gibi naturalizm var. Burada ilk realist romanı yazan Recaizade, Mahmut, Ekrem'i mutlaka bilelim Araba Sevdası'nı yazan... ...ve Sami Paşizade, Sezai'de Sergüzeş adlı romanıyla ön planda Nabizade Nazım'ı söyledik. Bunlar üç büyük romancı. Şimdi gelelim Sertifonu ve Milli Edebiyat Romanı'nı karşılaştıralım. Şimdi da dil arkadaşlar yani Sertifonu diğer adı bu arada Edebiyatı Cedide'dir. Sınavda böyle de çıkabilir. Edebiyatı cedide diye de çıkabilir. Üniversitede bu kelime kullanılıyor. Sertifonu'nda dil, süslü ve ağır tamlamalar vardır. Düş gerçek çatışması vardır. Yani mavi hayallerle gelip simsiyah bir gecede dönen Ahmet Cemil'in romanını unutmayın. Yani mavi ve siyah. Düş gerçek çatışması ve tabii ki de sanatçılarda bunalım vardır. Anlayış için baktığımızda burada tabii ki sanat için sanat yapılır. Sanatçı gerçekçi gözlem yapılır ve yazar kişilerini gizler. Realist ve naturalist çizgi olduklarını bilelim. Buraya yazıyorum. Mai ve Siyah Ziyan'ın romanı. Burada net bir örnek. Mai ve Siyah romanı çıkarsa buradakileri yazabilirsiniz. Şimdi gelelim milli edebiyata. Milli edebiyatta bayraklarımızı asacağımız için hemen kırmızı kalemi alıyorum. Pırıl pırıl sade bir Türkçe var. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp pırıl pırıl bir Türkçe'ye başlatıyorlar ve Yeni Lisan makalesini yazıyorlar. Burada tabii ki Kurtuluş Savaşı yani milli mücadele var. Anadolu insanının da konu olduğunu bilmemiz lazım. Burada tabii ki toplum için sanat yapıyorsun. Yani madem bayrakları asıyorsun toplum için yapıyorsun bunu. Gerçekçi gözlem yapılır. Realist ve naturalist çizgide eserler görebiliriz. Burada işte Yakup Kadri'nin yabanını söyleyebilirsiniz. Ya da e, Halde Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği tam bir milli edebiyat olmalıdır. Yazalım buraya ateşten gömlek. Zaten bu ismi ilk başta Yakup Kadri bulmuştur ama halde edip ondan istemiştir. Bu ismi ödünç almıştır. Şimdi bu alıntıda Tanzimat dönemi Türk romanının aşağıdaki özelliklerinden hangilerinin örneği vardır şeklinde bir soru gelebilir. Bakalım. Fransızca bu iki harfi tanırsınız ya. Birisi A, birisi P harfleridir. Evvelkisi Ahmet Felatun Bey'in isminin ilk harfi ve ikincisi Felatun sözcüğünün Fransızcası olan Platon kelimesinin birinci harfidir. Ala da bir adamın isminin yahut isimlerine böyle bir ilk harfi yahut harfleri konulmak vardır ki buna o adamın marka senidir. Meramımız burada Felatun Bey'i kötülemek olmayıp kendi hal ve tavrını okuyucu hakkıyla tanıtmaktır. Binaenaleyh şunu da ekleyelim ki bizim Felatun Bey bu kadar zengin olduğuna ve kendi hakkında güzel güven yani halk sözünde kibirde tamladığına göre tavrından, azametinden geçilmemek lazım gelirse de Ferhatun Bey'in hali bunun aksineydi. Allah hali malum ya herkese alçak gönüllülük göstermeye, herkesin yüzüne gülmeye insan mecburdur. Hatta bazı kere Ferhatun Bey'in yanında bulunan uşağı kendi beyni bir gayet tatlı ve nazik ve saygılı konuşuyor görünce bu efendi bizim beyin pek dostu olmalıdır inancına düşerdi. Şimdi burada ne yaptı? E, yazar Ahmet Bütçe Efendi Felatun Bey ve Rakan Efendi romanında ki karakteri bize anlattı, tanıttı. Hatta bu tip bu yani Felatın Bey. Bunu tanıtırken de net bir şekilde yazar anlatımda kişiliklerini gizlemedi. O zaman bir kere üç cevaplarımızın arası olacak. Şimdi olaydan akışına rastlantılara sıkça yer verilir tanzimat romanında ama burada o örneği göremedik. Aa bak bu bunun teyzesi çıktı olmadı. Cariyelik, esaret, yanlış ve mutsuzluk evlilikler teması işlenir ama burada yanlış batılaşma işlendi bu da yok. Olayın akışı kesilerek okuyucuya bilgi verildi evet. Yani ne oldu bir anda yazar bize sohbet ediyor. O zaman dört de var bunu da alıyoruz. Tasvirler süs ve dolgu unsurudur. Burada tasvirleri falan fazla göremedik. Süs ve dolgu unsurunun olduğunu da söylemeyiz. Cevabımız 3 ve 4 arkadaşlar. Eğer sınavda bakın burası %100 yüz gelir. Sınavda dilber kelimesini görürseniz cariyelik anlatılıyor, esaret anlatılıyor diyebilirsiniz. Taşkü fitnatı görürseniz mutsuz evlilik anlatılıyor diyebilirsiniz. Ama bu Felatun Bey'i gördüğünüz zaman yanlış batılaşma diyeceksiniz. Araba sevdasında Biruz Bey'i gördüğünüz zaman yanlış batılaşma, alafragalık özentisi diyeceksiniz. ...böyle o, onun tezisi, bunun ancesi... ...aa bak bir yandaki de denk geliyorsa rastlantılar diyeceksiniz. Eğer böyle yazar bize konuşuyorsa... ...kişiliğini gizlememiş, olayın akışını keserek bilgi vermiş... ...teknik yönden kusurlu yapmış diyeceksiniz. Tasvirler süs ve dolgu unsuru da... ...uzun uzun tasvir veriyorsa ve hiçbir anlamı yoksa... ...bu tasvirlerin süs ve dolgu unsuru olduğunu gösterir. Geldik buraya. Bu parçanın alındığı romanla ilgili... ...aşağıdaki yargıları doğru ve yanlış şeklinde değerlendiniz diyor. Şimdi... ...Celal Bey kimi günler oyuncağını eski mısır kılığına sokar... Başını çiçeklerle donatır, bir odaya kor, odanın denize bakan tarafındaki penceresini açarak Marmara'nın ötesinde mavi, pembe bir takım sisler içinde batmakta olan güneşin ve odanın içine yansıyan ruh besleyici birçok renklerle süslü ve parıltılı görünen Dilber'in resmini yapardı. Bak Dilber üniversite sınavlarında çok fazla çıkar arkadaşlar. Sizin yazılarınızda da çıkacağı için biz burada çok fazla vurguladık. Buradan da yüzde yüz soru gelir diyoruz. Dilber neydi arkadaşlar? Sami Paşizade Sezai tarafından yazılan Sergüzeş romanının kahramanıydı. Şimdi dolayısıyla Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır. Yanlış böyle bir şey yok. Kölelik ve cariyeli kurum işlenmiştir. Burası net bir şekilde doğru. Dilber esir bir kızdı. Naturalist romanın ilk örneklerindendir. Yanlış bu Zehra'ydı. Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra'ydı. Esir kız Dilber'in hikayesi anlatılmaktadır. Bu doğru. Dilber'i görünce bunu söyleyebilirsiniz. Olaylar Mısır ve İstanbul'da geçiyor. Bu da yine doğru. Mısır diyor. Marmara diyor. Buradan anlayabiliriz. Dilber'i gördüğünüzde şak diye yapıştırmanız lazım arkadaşlar. Sergüzeştim. Geldik buraya. Aa cümle türlerine geçti. Başka roman sorumuz yok mu? Cümle türleri diyor. Şöyle bakalım. Bayağı cümle türleri sorusu aldık sınavda. Destan sorumuz var. Aa burada bakın. Diyor ki aşağıdaki eserlerin yazarlarını boşluk bırakılan kısma yazınız Yazalım. Hiç sıkıntı yok. Ne demiş? Handan, Yeni Turan. Bak bu mektuplar haline yazılmış bir roman arkadaşlar. Yeni Turan, Ateşten Gömlek, İlk Kurtuluş Savaşı romanımız. Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Ali'ye vardı hatırlarsanız. Sinekli Bakkal, Rabia Peregrini, Tatarcık. Bunlar arkadaşlar kadın kahramanlara ağırlık veren e, ...Milli Edebiyat Romancımız... Halid Edip, Adıvar'ın değerli romanları. Kiralık Konak ilk romanı. Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre... ...İstanbul'un çöküşmüşlüğünü anlatıyor ahlaki olarak. Ankara, Yaban, Ahmet Celal karakteri üzerinden... ...Türk aydını ile Anadolu köylüsünün birbirine yabancılaşması. Bir Sürgün, Panorama, hep o şarkı. Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar ki... ...toplumsal süreci adeta panoramik bir şekilde... ...bize birbiri ardınca anlatan kişi... ...Büyük Milli Edebiyat Romancımız Yakup... Kadri Kara Osmanoğlu arkadaşlar. Yakup Kadri Kara Osmanoğlunda mutlaka sınavda sorarlarsa. Çünkü üniversite sınavında mutlaka bunun özetini soruyorlar. İstanbul'un iç yüzü, Yezid'in kızı, Sürgün, Nilgün. Burada Sürgün kelimesinden de aklınızda tutmanızı isterim. Refik Halit Karay, Milli Edebiyat Dönemi'nin eşsiz romancısıdır. Benim en sevdiğim romancıdır. Ee, bilhassa memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri efsanevidir. Onu da söyleyelim. Çalı Kuşu, Feride, Akşam Güneşi, Yeşil Gece, Şahin, e, Acımak, e, Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey, Kızılcık Dağları, Eski Hastalık. Bunların hepsi arkadaşlar tabii ki Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan Milli Edebiyat Dönemi romanlarımızdır. Bunları da hocanız sınavda sorabilir. Bunlardan yazdırdıklarını yüzde yüz sorar arkadaşlar. Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu Yıldız. Bu da yine Kurtuluş Savaşı'nı anlatan değerli Milli Edebiyat Sanatçısı Aka Gündüz'ün değerli romanlarıdır. Gönül Hanım'da Ahmet ilk başta sertifinde başlayıp sonra e, Milli Edebiyat'a geçen Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun romanıdır. Gönül Hanım ve Çağlayanlar diye eserleri var. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım'ını bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi buraya geri dönüyorum şu en baştaki sayfalarımıza cümle türlerine geçmeden. Şunları çözmüştük zaten. Evet. Heh. Şimdi şuraları <laughs> toparlayalım. Neredeyiz? Evet romanları gösterdik. Geldik destanlara. Burada arkadaşlar destanla efsane arasındaki farkı söylüyorum. Destanlar ulusaldır arkadaşlar. Efsaneler ise inanışları anlatır. O yüzden efsanelerde yer, zaman, detaylı verilir ki okuyucu ha bunlar doğruymuş desin. inanılıyor ya. Şimdi doğal destanlar yazarı belli olmayan destanlardır. Üç aşamada oluşur. Yani bir olay gerçekten gerçekleşir. Sonra ağızdan ağıza yayılır. Sonra da biri yazıya geçirir. Mesela Sümerlerin Gılgamış Destanı. Yunanların İlyada Odesa Destanı. Mesela İlyada Odesa Destanı Homeros diye bir sanatçı yazıya geçirmiştir. İranların Şehname'sini Firdevsi yazıya geçirmiştir. Bak Firdevsi yazmıştır demiyorum. Burada kurtarılmış Kudüs'ü Tasso yazıyor. Çılgın Orlando'yu Ariosto yazıyor. İlahi komediyi Dante yazıyor. Bunlar yapma destanlar. Bunlarda böyle üç aşama yok. Adam düşünüyor yazıyor. Burada ise üç aşama var. Olay gerçekten gerçekleşiyor. Ağızdan ağza nağza yayılıyor. Sonra bunu Firdevsi yazıya geçiriyor. Lönrot Kalevela'yı yazıya geçiriyor. Chanson Fransızların destanı. Nibelungen Almanların, Beowulf İngilizlerin, Lucid İspanyolların, Igor Rusların, Ramayana Mahabharata Hintlerin, Shinto Japonların, Alpertunga Türklerinin. Oğuz Kağan, köktürklerin, şu Saka Türklerinin, ee, Ergenekon köktürklerin, Bozkurt köktürklerin, Türeyş yine aynı şekilde ee, arkadaşlar ee, Uygurların. Bu arada Oğuz Kağan yanlış söyledim. Oğuz Kağan arkadaşlar köktürklerin değil, Hunlarındır. Metin hayatını anlatır. Burada bir anda hızlı söyleyince karışıklık olabiliyor. Ama sıkıntı yok. Kitaplarımız zaten hepsi var. Bir kez daha da düzeltmiş olduk. Şimdi... Burada diyebilir ki size sınavda hoca hangisi doğal destan hangisi yapma destan diyebilir. Eski konu bu sonuçta bakın. ikinci dönem yazılı notların içerisinde bu yok. Daha doğrusu var ama konuların arasında bu birinci dönem konularında bak. Destan, efsane burada. Biz eski konulardan da belki hoca tam ilerleye gitmemiştir diye bir kez de anlatıyoruz. Burada bizde mesela Kayıkçı Kul Musafan'ın Genç Osman destanı... ...Nazım Hikmet'in Kuvayi Milya destanı hep yapay destanlardır arkadaşlar. Burada İslamiyet'in kabulünden önce... Yaratılış destanı Altay Yakut Türklerine ait, Alper Tunga ve Şu Sakalara ait, Oğuz Kağan Attila Hunlara ait, Bozkurt Ergenekon Köktürklere ait, Türeyş Göç'te Uygur Dönemi destanları. Bunlarda ise Allah, Peygamber, Namaz, Oruç, Kur'an var. Artık Satuk Burahan destanı, Ermanas destanı, Cengiz Han, Timur, Edige, Battal Gazi, Danışman Gazi, Köroğlu bunlar İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlar arkadaşlar. Şimdi gelin cümle seçlerine bakalım. Bu konu dünyanın en kolay konusu hiç korkmanıza gerek yok. Burada Cümle çeşitleri dört başlıkta işleniyor. Bir, yüklemin türüne göre. iki yüklemin yerine göre. Üç, anlamına göre. Dört de yapısına göre. Bakın. Eğer cümlenin yüklemi fiilse, fiil cümlesidir. Fiil değilse, isim olabilir, sıfat olabilir, zamir olabilir. Bu isim cümlesi. <laughs> Mesela Ali, çok basit bir cümleden gidiyorum. Eve geldi dediniz ya, bu cümle yüklemi fiil olduğu için fiil cümlesidir. Bu kadar basit. Eğer Ali Mutlu'du deseydi isim olduğu için isim cümlesi olurdu. Burak bu kadar basit. Bunu yüklemin türüne göre diyebilir, yüklemine göre diyebilir, yüklemin sözcük türüne göre diyebilir. Bu bitti. Yüklemin yerine göre daha basit. Ali eve gel dediğimizde geldi cümlenin sonunda ya bu kural cümledir. Ali geldi eve derse devrik cümledir. Niye yüklem sonu değil? Eksiltili cümle ise yargısı tamamlanmamış bitmemiş ifadedir. Mesela acı acıyı susancıyı. 3 nokta. Niye? Çünkü bitmedi. Acı acıyı susancıyı bastırır mı diyor ne diyor belli değil. Bu eksiltili cümle oluyor. Anlamına göre cümle dünyanın en kolayı. Ali eve geldi diyor ya. Geldi olumlu bir cümledir. Bu kadar basit. Ali eve gelmedi dersen olumsuz cümledir. Ali eve geldi mi dersen soru cümlesidir. Burada şuna dikkat etmeniz gerekir. Eğer cümlenin içerisinde mame olumsuzluk eki varsa veyahut da değil edatı varsa bu cümleyi yapıca değil de biçimce olumsuz yapar. Yani şöyle Ali eve gelmedi değil diyorsan Ali eve gelmedi değil. Yani geldi. Bu olumlu olur. Niye? Çünkü toplamda anlamına bakarsın. Anlam olumluysa olumludur cümle. Aliyev'e gelmedi değil. Yani geldi. Biçimce olumsuz. Aliyev'e gelmedi değil derken bunlar cümleyi biçimce olumsuz yapıyor. Mesela bu cümle biçimce olumlu ama gelmedi değil dersen biçimce olumsuz oluyor. Ama toplamda anlamına bakıyoruz. Geldi mi gelmedi mi kardeşim? Geldi. Tamam o zaman niye gelmedi değil diyorsun ki? Ya biçimce olumsuz yapıyorum ama anlamcı olmuyor. Mesela seni sevmiyor değilim. Ne diyorsun ya? Sevmiyor değilim. Ya ne diyorsun? Seni seviyorum. E, tamam seni seviyorum derse Olumlu. Seni sevmiyor değilim derse de olumlu. Niye? Çünkü seni sevmiyor değilim yani seviyorum demek istiyor. Fakat biri direkt olumlu. Seni sevmiyorum, şey seni seviyorum direkt olumlu. Biçimce de olumlu, anlamca da olumlu. Ama seni sevmiyor değilim, biçimce olumsuz. İki eksi var ama toplamda olumlu olduğunu bileceksiniz. Ünlem cümlesi de ne kadar yaramaz bir çocuk gibi ünlem cümlesi oluyor. Basit cümle, birleşik, sıralı ve bağlı cümleye bakalım. Şimdi burada eğer cümlede sadece bir yüklem varsa... ...yani mesela Ali eve geldi gibi cümle ise bu basit cümle oluyor. Ama Ali eve koşarak geldi diyorsa bak Ali eve geldi cümlesi basit bir cümle. Sadece yüklem var, bir de diğer ögeler var. Ama Ali koşarak eve geldi diyorsa burada bir de fiilimsi var ya yani yan cümle var. İşte bu birleşik cümle oluyor. Eğer Ali eve geldi, virgül yerine oturdu, işte odasına geçti diye iki tane yüklem varsa bu sıralı cümle oluyor. Eğer iki tane yüklem birbirine virgülle değil de bağlaçla bağlandıysa da bu bağlı cümle oluyor. Mesela Ali eve geldi ve yerine otur dersen de bağlı cümle oluyor. Şimdi gelin bunların detaylarını soru çözerek pekiştirelim. Burada konu anlatımından yerine sorudan gidelim mesela. Bakalım burada bir tane sorumuz var. Diyor ki bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur diyor. Şimdi burada arkadaşlar kazanımlarda bu konuya çok değinmişler. Bize de yazı notlarında detaylı anlattık. Şimdi burada da çok soru çözeceğiz. Dikkatli dinleyin. Şimdi. Güzel atlar ülkesi olarak anılıyor Kapadokya. Şimdi anılıyor. Bak bu cümlenin yüklemi anılıyor. Şimdi anılıyor kelimesi fiil olduğu için bir kere bunu fiil cümlesine örnek olarak verebiliriz. Aynı zamanda anılıyor kelimesi yüklem cümlenin sonunda değil de ortalarında bir yerde olduğu için bunu devrik cümleye de örnek verebiliriz. Niye? Çünkü anılıyor cümlenin sonunda değil ortalarında devrik. Anılıyor fiil olduğu için fiil cümlesi. Devam ediyoruz. Ürgüp'te kapı numaralarında peri bacası figürleriyle karşılaşmak mümkündür demek ki. Bak karşılaşmak mümkündür derken mümkündür diyerek yani bunun bir isim olduğunu göreceksin ve diyeceksin ki bu bir isim cümlesi diyeceksin. Ve aynı zamanda mümkündür cümlenin sonunda olduğu için buna kurallı cümle de diyebilirsin. Niye? Bak bu fiil olduğu için fiil cümlesi ve aynı zamanda cümlenin ortasında yer aldığı için devrik cümleye de örnek oldu. Bu isim olduğu için isim cümlesi ve cümlenin sonunda olduğu için kurallı cümleye de örnek oldu. Yani bir cümle hem kurallı hem hem şey hem şu hem bu olabilir. Yani şurada mesela Ali eve gel cümlesi yüklemi fiil olduğu için fiil cümlesidir. Yüklem sonunda olduğu için kurallı cümledir. Anlamı olumlu olduğu için olumlu cümlesidir. İçerisinde films falan olmadığı için de basit cümledir. Bu kadar basit yani. Bir cümleden dört tane özelliğe bakabilirsiniz. Devam ediyorum. E şimdi bunlar varsa cevap E. Peki eksiltili cümle neydi? Sonunda üç nokta olan cümleydi. Burada zaten sonunda üç nokta olan bir cümle olmadığı için, yüklemi tamamlanmamış cümle olmadığı için bunu geçiyoruz. Cevap E. Kapadokya özgü yapılardan biri de yeraltı kentleri. Dir demek istiyor. Burada da yine hem isim cümlesi hem de kural cümle. Bölgede yaşayan kavimlerin tehlikelerden korumak amacıyla inşa ettiği çok katlı yeraltı yerleşimlerinin birçok günümüzde ziyarete açık. ...tır demek istiyor. Burada yine yüklem sonda ve isim cümlesi olduğu için... ...B ve C'ye, A ve C'ye örnek olabilir. Ama yüklemi olmayan eksiltili cümle yok. Geldik buraya. Bu parça aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Gelin beraber yapalım. Şimdi isim cümlesinin altını tamamen çizeyim. Sofya Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır demek istiyor. Bak uzaklıkta uzaklıktadır demek istiyor. Dolayısıyla burada... ...uzaklıkta kelimesi cümlenin sonunda olduğu için... Bu e, kurallı bir cümle. Kurallı cümle yazmamışız zaten. E, i̇sim olduğu için bu bir isim cümlesi. Devam ediyoruz. Avrupa'nın en eski kentlerinden biri olan Sofya, 80 milyonluk ülkenin en büyük şehri Dir demek istiyor. Yine burada da bir isim cümlesi var. İsim cümlesi olarak bunu da çizebiliriz şöyle. Tamam. Başkentte e, başkente ağaçlıklı geniş bulvarlarla ulaşılıyor. Bak ulaşılıyor, Bak ulaşılıyor diyor. Bak ulaşılıyor fiil olduğu için bu cümle arkadaşlar fiil cümlesi. Niye? Çünkü ulaşılıyor. Bu arada uzaklıktadır, en büyük şehridir, ulaşılıyor dediği için bunlar aynı zamanda şöyle altlarını yeşili de çiziyorum. Bunlar aynı zamanda olumlu da cümle. Uzaklıkta değildir deseydi, en büyük şehri değildir deseydi, ulaşılamıyor deseydi olumsuz cümle olurdu. Ama bunlar ulaşılıyor demiş, uzaklıktadır demiş. O zaman bunlar olumlu cümle. Devam ediyorum. Demir perde yıllarının kasveti çoktan geride kalmış. Bak yine kalmış dediği için burada da bir fiil var. E yine bu da bir fiil cümlesi. Ve yine aynı zamanda da olumlu cümle. Niye? Çünkü kalmış diyor. Kalmamış demiyor. Yakın zamanda buraya gelmeyenler bu değişimi nereden bilecek? Bak yani yakın zamanda buraya gelmeyenler bu değişimi bilemez ki. Bak yakın zamanda buraya gelmeyenler bu değişimi bilemez ki diyeceğine nereden bilecek diyerek esasında sözde bir soru sormuş. Yani cevap beklemeyen soru cümlelerine sonunda soru işareti olduğu halde cevap beklemeyen soru cümlelerine biz sözlü soru cümlesi diyoruz. O zaman burada yüklemi sonunda olmayan devrik cümle yok. Çünkü bunların yüklemi hep sonda olduğu için bunların hepsi kurallı cümle oluyor. Peki sözlü soru cümlesi nedir hocam? Az önce anlatmadınız. Bir de anlatın. Söylüyorum. Mesela insan annesini üzer mi diyorsan bu bir sözlü soru cümlesi. Niye? Çünkü burada bir cevap beklemiyorsun. İnsan annesini üzmez demek istiyorsun. Dolayısıyla bu biçimce soru ama esas soru değil yani. Cevap beklemiyor ki. İnsan annesini üzmez diyor yani. Dolayısıyla bu olumsuz bir cümle ve insan annesini üzer mi dediğimizde biz soru sormuyoruz esasında. Sözde soru soruyoruz. Geldik başka bir cümleye. Daha doğru soruya. <laughs> bu parça aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Bakalım. Ünlü Rus şair Puşkin Ağrı Dağı hakkında efsanevi dağ var cümle baktım der diyor. Bak şimdi. Der dediği için bu bir fiil cümlesi. Oo burada yapılara geçmiş. Ha, yapılara geçtiğine göre burada dikkatli olacağız. Şimdi. <laughs> burada şu çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz içerisinde sadece yüklem varsa buna basit cümle demiş. Bunu biliyorsunuz. Şöyle bir daha göstereyim ki kafanız karışmasın. Basit cümle. Birleşik cümlenin ise çeşitleri var. Şimdi bir yüklem var. Bir de fiilimsi varsa biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Girişik birleşik. Yani esası birleşik cümlelerin çoğu böyle. Ama bir yüklem var. Bir yüklem var. Bir de sesa ile oluşmuş. Yani çalışırsa kazanır gibi bir ifade varsa bu da şartlı birleşik cümle oluyor. Şartlı birleşik cümle oluyor. Hatta bunu şöyle daha detaylı göstereyim size. Şurada bakın bir saniye. Mesela... Ee, Emre e, ders çalışıyor derseniz bu cümle basit bir cümledir arkadaşlar. Neden basit bir cümledir? Çünkü bu cümlenin içerisinde yan cümle yok. Basit bir cümle. Şimdi Emre çalışınca çalışınca başarır diyorsan şimdi burada başarır diye bir yüklemimiz var. Aynı zamanda çalışınca diye bir filmsimiz var. O zaman bu Birleşik bir cümledir arkadaşlar. Birleşik cümle. Burası anlaşıldı mı? Şimdi şuraya da bakın. Emre çalıştı virgül sınavda başarılı oldu diyorsan burada iki tane yüklem var bak. Çalıştı birinci yüklem başarılı oldu ikinci yüklem. O yüzden bu da sıralı cümledir. Şimdi bunların arası niye açtınız hocam? Anlatacağım. Şimdi basit cümleyi gördünüz. Birleşik cümleyi de gördünüz. Şimdi sıralı cümlenin arasındaki farklı diğerlerinin arasındaki farkı görmeniz için burayı açtım. Şimdi bak. Basit cümle basit zaten. Fiilimsi yok. Sıralı cümlede çok bariz havalı yani. iki tane yüklem var. Şimdi birleşik cümlede ise bir tane yüklem var. Bak başarır. Bu yüklem değil. Bu zarf tümleci. Ne zaman başarır? Çalışınca başarır. sen oluşan bir zart tümleci. Devam ediyoruz. Emre çalışırsa başarır dediğimizde bu da birleşik cümledir arkadaşlar. Niye? Çünkü burada da yine ee, iki tane yüklem yok. Ve çalışırsa diye de bir şey var. Bu yan cümle yani. Bak bu yan cümle. Bu yan cümle. Bunlar yüklem. Devam ediyoruz. Emre Emre çalıştı mı başarır dersen bu da yine yan cümle. İki tane yüklem yok yani. Çalıştı, başardı gibi değil. Bu da o yüzden yine birleşik cümledir arkadaşlar. Birleşik cümledir. Bunlar hep yan cümledir. Devam ediyoruz. Emre iki nokta üstte. Yarın gelirim dedi. Dediğimizde bu da yine birleşik cümledir. Neden birleşik cümle hocam bu? Çünkü arkadaşlar bakın bir tane yüklem var. Ne dedi? Emre özne ne dedi? Yarın gelirim. Burası nesnedir yani burada hocam fiil gibi bir şey var. Bizi ilgilendirmez. Burada nesne bu yani. Sonuçta iki tane yüklem yok. Burada iki tane yüklem var ama bunlarda iki tane yüklem yok. Dolayısıyla bunlar birleşik cümle. Fakat bu birleşik cümlelerin kendi içinde çeşitleri var. Eğer yan cümle bak bu yan cümle bak yan cümle. Yan cümle. Bu da yan cümle. Bu da yan cümle. Bu da yan cümle. Yan cümle. Yan C yazıyorum. Yan cümle. Eğer fiilimsel oluşuyorsa biz buna girişik birleşik cümle deriz. Eğer yan cümle S'sağlı bir ifaden oluşuyorsa şartlı birleşik cümle deriz. Eğer mi'den oluşuyorsa mi'li bileşik cümle deriz. Ki'den oluşuyorsa ki'li. Eğer yan cümle cümleden oluşuyorsa biz buna iç içe girişik cümle deriz. İç içe birleşik, iç içe girişik cümle deriz. Yani içinde cümle var. Şimdi burada da onları gösteriyorum. Bak i̇ç içe birleşik cümle, girişik birleşik cümle, şartlı birleşik ilgi cümlesi. İlgi cümlesi de ki'li bak. Şartlı da SSA var. İlgi de ki var. İç içe de tırnak içine alınmış bir cümle var. Girişik birleşik cümlede ise fiilimsi var diyeceksiniz. Böyle bir detay var. Şimdi... Sonuç olarak burada bir yüklem var. Burada da 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 bir yüklem var. Burada ise bir, iki yüklem var. Dolayısıyla sıralı cümle bambaşka yani. Hatta bir de bağlı cümle anlatayım ki iyice konu tamamen bitmiş olsun. Emre çalıştı. Emre çalıştı. Ve sınavda başarılı oldu derseniz... Burada ise artık iki tane yüklem olduğu için... Bak, sınavda çalıştı... ...ve başarılı dediğiniz için iki tane plan var. E tamam o zaman bu sıralı cümle hocam. Ama bağlaç olduğu için de bu bağlı cümle olur arkadaşlar. Bağlaç olduğu için bağlı cümle deriz. Hatta burada şöyle bir şey daha var. Emre çalıştı. Bak nerede? Kim çalıştı? Emre çalıştı. Ve Emre başarılı oldu. Dolayısıyla bu bağımlı sıralıdır. Niye? Çünkü ikisi de öznesi ortak. Bağımlı sıralı yani. Emre çalıştı. Emre başarılı oldu oluyor. Eğer Emre çalıştı işte okullar kapandı. O bağımsız sıralı oluyor çünkü ikisi birbirinden bağımsız oluyor. Şimdi bunu kaldırdık buradan devam ediyoruz. Ünlü Rus şair Puşkin, Ağrı Dağı hakkında efsanevi dağ var gücümle baktım der diyor. Bu aynı Emre yarın gelirim dedideki gibi birleşik cümle ama içe girişik bir cümle. Dolayısıyla içe birleşik bir cümle. Bunu içe giriş değil de içe birleşik cümle diye düzeltelim. Karışık olmasın. Bazen ÖSYM e bu ifadeyi de kullanıyor. İçe birleşik cümle. O yüzden bunun altını şöyle kırmızıyla çiziyorum. Şöyle. Ve bunun birleşik cümle olduğunu söylüyorum. Tamam mı? D gittim. Devam ediyoruz. Siz de bu baharda öyle yapın. Bak siz de bu baharda öyle yapın derken sadece yapın diye yüklem var. Başka fiilimsi falan filan yok. O yüzden bu basit cümle. Devam ediyorum. Kıyısına gelip ona var gücünüzle bakarsanız ağrı sizi kendi renkleriyle büyülemeyi bilir diyor. Bak şimdi. Hmm. Şimdi dikkat almamız lazım. Kıyısına gelip ona var gücünüzle bakarsanız ağrı sizi kendi renkleriyle büyülemeyi bilir diyor. Dağlar sabahları sarı, gün batımı kızıl, geceleri maviye keser diyor. Şimdi burada da yine bir basit bir cümle var. Hiç yüklem yok. Filmsi yok. Ama belki de en güzel renkler ilkbaharda sunar diyor. Burada yine sadece ve sadece ne var? Bir tane yüklem var. Şimdi burada şuna dikkat edin. SSA'yı gördünüz mü? O zaman SSA varsa... Bak SSA varsa... Burada şartlı birleşik cümle de var diyebilirsiniz. Tamam şartlı birleşik cümleyi de aldık. Güzel. Bir de filmsiler de var bak. Büyülemeyi, büyülemeyi. Gelip gelmeyip diyebiliyorsun. O zaman burada... Girişik bileşik cümle de var ama ilgi cümlesi yani içerisinde ki olan cümle yok diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. <laughs> Bu parça aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Sözde soru cümlesi neydi? Cevap beklemeyen soru. Bakalım. Kadıköy'ün en tatlı ve tarihi mahallelerinden Yel değirmeninin sokaklarında dolaşıyorum. Hmm. Dolaşıyorum diyor. Tamam dolaş. Ee, tamam sıkıntı yok. Müzik son ses açık kulağımda. Müzik son ses açık kulağımda. Tamam. Kadıköylüleri ve bu sokakları beğenmemek mümkün mü? Tabii ki de beğeniyorum demek istiyor. Dolayısıyla burada söz ve soru cümlesi var. Kadıköylüleri ve bu sokakları beğenmemek mümkün mü? Tabii ki de beğeniyorum demek istiyor. Dolayısıyla burada söz ve soru cümlesi var. Ee, dahası buralar suslak bilmeyen martıları, mis gibi kahve kokan sokakları ve sokakları süsleyen muralları kucağına sığdırabilen sıcak bir mahalle vası taşıyor diyor. Şimdi burada taşıyor diye bir yüklemimiz var ama ardından kokan, süsleyen, sığdırabilen bilmeyen, susmak gibi filmselerin oldu. bir birleşik cümle de var. Birleşik cümlemiz de var. Ve ee, burada taşıyor fiil. Mümkün mü isim olduğu için burada isim cümlemiz de var. Şu o zaman kırmızıyı şu mümkün müden dolayı bunu isim cümlesi de alabiliriz. Tamam. Devirik cümle var mı? Dolaşıyorum kurallı. Tamam. Taşıyor da kurallı. Kadıköy'ün en tat ve tarih mahallelerinin yer değirmeni sokaklarına dolaşıyorum. Bu kurallı. Müzik son ses açık kulağımda. Müzik kulağımda son ses açık. Ha müzik son ses kulağımda açık demek istiyor. Bak açık cümlenin neresinde arkadaşlar? Ortasında. O zaman bu devrik cümle de var. Ama sonra üç nokta gelebilecek bir eksiltili cümle göremiyoruz. Gerçekten seçeneği sormuşuz. Geldik destan sorumuza. Aa, cümle türleri bitti destan sorumuza geldik. Bakalım. Bu metinle ilgili aşağıdaki yargıları doğru ve yanlış şeklinde değerlendiriniz demiş. Bakalım hep beraber değerlendirelim. Şimdi okuyalım önce metnimizi. Bu eğer X dönemin son konusundan da alırsa diye hocamız burayı sizler için bir kez daha özetledik. Sorusunu koyduk. Ee, birazdan da hem yazım hem noktalama sorularımıza gelecek arkadaşlar. Yine günlerden bir gün Ayka'nın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ela, saçları ve kaşları karaydı. Perilerden daha güzeldi. Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve bir daha emmedi. Çiğ et çorba istedi. Hayda. Dile gelmeye başladı. 40 gün sonra büyüdü. Bak 40 rakamı çok önemli. Yürüdü ve oynadı. Ayakları öküz ayağı gibi. Beli kurt beli gibi. Omuzları samur omuzu gibi. Göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu tamamen tüylüydü. At sürüleri güder. Ata biner ve av avlardı. Günlerden ve gecelerden sonra yiğit oldu. Şimdi Oğuz Kağan destanından alınmıştır. Burası doğru arkadaşlar. Oğuz Kağan Destanı Metehan'ın hikayesini anlatır. Metehan'ın destanıdır. Hunların büyük hükümdarı. Hunların kurucusu Teoman ama en büyük hükümdarı, Çinleri vergiye bağlayan işte e, onlu sistemi yani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı sistemini kuran Metehan'dır. Onun e, destan olduğunu düşünüyoruz ve Oğuz Kağan Destanı doğal bir destandır. Önce bu olay gerçekleşmiş. Yani Metehan gelmiş. Sonra ağızdan ağıza yayılmış. Sonrasında da bunu yazıya geçirmişler. Kahraman ruhsal derinlikleriyle tasvir edilmiştir. Hayır ruhsal derinliklerinden bahsetmedi. Ağaç, ışık, mağara ve kurt motifleri kullanılmıştır. Hayır bunlar bizim motiflerimizdir. Doğru ama burada kırklar motifi kullanıldı. Yani kurt beli gibi diyor ama kurt belinden tasvir sırasında motif olmuyor. Yani kurt onun yardımcısı olursa atıl kurt deseydi o zaman olurdu. Tasvirlerde tabiat unsurlarına başvurulmuştur. Burası doğru. Bazı şeyler anlatılıyor. Tabiattan bahsedilen durumlar var. Ee, ...Uygurların ortaya çıkışı anlatılmıştır. Yanlış. Burada Uygurların türeyiş ve göç destanı vardı. Burada ise bunların... ...Oğuz Kağan destanı var <laughs> diyor. Zamanla ilgili unsurlar gerçek üstüdür demiş. Ee, tabii ki de... E, ya, ...doğru yani. yani. Mesela bir çocuk... ...hemen emiyor. Sonra hop 40 gün sonra konuşmaya başlıyor. Anlamsız. Kahraman olağanüstü özellikler taşımaktadır. Bu da yine doğru. Yani Bir gün emiyor... ...sonra yeter anneciğim diyor. Bana direkt et getir diyor. Mesela ne oluyor ya? Türklerin devlet yönetimine ilgili bilgiler içermektedir. Türklerle alakalı, evet bizle alakalı ama devlet yönetimine alakalı bilgimiz yok arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bunları da bitirmiştik. Yazım yanlışları sorusu. 1955'te TDK'nın yaptığı bir araştırma Türkçenin birçok dilden zengin olduğunu örneklerle göster diye gidiyor. Buradaki cümledeki yanlışlar arkadaşlar, üniversite sınavında kullanılan yanlışlar. Bizler yazım notlarımızı da yazım kurallarına notlama şartlarına yer verdik. Dinamo Soru Bankası da bununla alakalı yazılı provalarımıza, bakın burada yazılı provalarımız var. Yazılı provalarımıza da bunlarla alakalı sorular soruyoruz. Yani romandan soru soruyoruz ama... Ee, yazım yanlışlarından da sorular soruyoruz. Mutlaka buradaki yazılı provalarını ve ÖSYM tarz soruları da çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. 1955D değil 1955T olacak. TDK'nın değil TDK'nin olacak. Türkçenin ayrılmaz. Çünkü Türkçe bak Türk kelimesi Ç diye bir yapım ki almış. Artık bu ayrılmaz. Türkçenin diye yazılır. Bu böyle olur. Burası yanlış arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani Ankara'nın diye yazarsın. Ee, ama ...Ankara'lılar diye... ...yapmak ikonu değil ya... ...Ankara'lıların derken artık ayıramazsın. Onun gibi. Türkçe, Türk dili oluyor. Birçok bitiş yazılır arkadaşlar. Bunu da yazalım şöyle. Dilden zengin olduğunu örneklerle gösterdi. Ve dilimizdeki... ...dilimizdeki de bitiş yazılır. Çünkü dilimizdekiler diyebiliyoruz. Bu e, ilgi eki olan ki. Sözcük sesinin az olduğunu düşünenlere... ...bunun doğru olmadığını... ...kanıtlayabildi değil... ...kanıtlayabildi olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir... 2, 3, 4, 5, 6 tane yazım yanlışı var. Geldik buraya. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez almışızdır? Nokta. Kimi zaman yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyoruz gibi geliyor bana. Nokta. Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor. İki nokta üstte. Neler mesela? Tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler. Üç nokta. Yani burada üç tanesi yok olmaya yüz tutuyor deseydi nokta koyardık. Ama bir sürü gelecek gibi duruyor. Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecekti unutuluyor artık. Virgül, hem de bir daha hiç yenmemek... tadılmamak üzere. Burada virgül olduğu için bu noktalı virgül oluyor. Çünkü sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin arasında virgül varsa araya noktalı virgül geleceğini de bilmemiz lazım. Burada dolayısıyla nokta nokta iki nokta üst üste üç nokta noktalı virgül gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Evet yazılı provamızı bitirdik. Mutlaka yazılı notlarımızdan faydalanın arkadaşlar. Ve Dinamo Soru bankalarımız arkasındaki yazılı provalarımızı çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, i̇nşallah yazıldığınızdan en yüksek notları alırsınız arkadaşlar.